İbrahim Bey. Hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Hoş buldum, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Davetimi kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum gerçekten. Ya özellikle bu Almanya'daki nitelikli iş gücü yasasıyla ciddi anlamda sorular alıyorum. Sizi de ben LinkedIn'de takip ediyordum. Aslında iletişime geçmek ve size soruları direkt olarak yaşayan biri olarak orada yöneltmek istedim. Tekrar teşekkür ediyorum bu davetimi kabul ettiğiniz için. Rica. Eğer hazırsanız ilk sorumuzla da başlıyorum. Öncelikle sizi çok kısa tanıyabilir miyim? Tabii. Ben İbrahim Hakkı Özel. Almanya'da yaşıyorum. Burada Almanya'da bir teknoloji şirketinde çalışıyorum. Yaklaşık 2 yıldır Almanya'dayım. Daha öncesinde de IBM Polonya'da çalıştım. Yaklaşık 10 senelik bir iş tecrübem var. Şu an hem Almanya'da çalışıyorum ve buraya gelmek isteyen arkadaşlar için faydalı olacağını düşündüğüm videolar çekiyorum. LinkedIn'de iş ilanları paylaşıyorum. Bu tarz yardımlarda bulunmaya çalışıyorum. Tamamen gönüllülük esasıyla. Almanya'da nitelikli iş gücü yasasından biraz bahseder misiniz? Örneğin bize bir şirket mi alıyor, nereye başvuru yapıyoruz gibi sorular geliyor. Bunları da arada yanıtlarsanız çok sevinirim. Şimdi şöyle anlatayım. Aslında bu nitelikli kişilerin iş gücünün Almanya'ya getirmesiyle alakalı. Almanya'da genç nüfus sayısı çok az. Bizdeki gibi milyonlar değil ve Alman vatandaşları istedikleri ülkelere gidebiliyorlar. Yani bir Alman gencini Almanya'da tutmak zor. İşte Amerika'ya gidiyorlar, İsviçre'ye gidiyorlar ya da işsizlik maaşıyla uzak doğuda daha rahat bir hayat sürüyorlar. O yüzden dışarıdan insan kaynağı ihtiyacı var. Bu milyonlarla ifade ediliyor. İşte her yıl 250 bin ama toplamda öngörülen 10 yıllık yılda 1 milyon 600 bin civarı bir rakamdan bahsediliyor. Ve bu tamamen yetişmiş insan gücünü getirmek için. 1 Mart'ta bununla ilgili bir yasa çıktı. Daha önceden yurt dışından insan getirilebiliyordu ama bu biraz zordu. Yani önceden illa Almanya içinden birini bulmak gerekiyordu. Eğer Almanya içinden bulamazsanız bu sefer Avrupa Birliği ülkelerinden aynı kalifiyede birini bulmaya çalışmak gerekiyordu. En son hatta gidip de 3. dünya ülkeleri dediğimiz diğer ülkelerden, daha doğrusu Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden insan getirmek gerekiyordu ama bu çok zordu. Şimdi bunu kolaylaştırdılar. Şu an direkt ben İstanbul'dan şu kişiyle anlaştım, bu kişiyi getirmek istiyorum diyebiliyorlar. Bu kanun bunun önünü açtı. Yani yetişmiş insan gücüne aslında böyle bir faydası oldu. Hemen sizi getirebilir oldu. Eskiden iş bulsanız, sözleşme yapsanız bile buradaki iş kurumu bunu onaylamayabiliyordu. Diyordu ki elimizde başka kişiler var, Almanlar var, bunları kullanalım. Kendi işsizlerimizi bu işe yerleştirelim diyorlardı. Öncelikle bunun önüne geçti ve artık dışarıdan insan getirmek kolaylaştı. Eskiden iş arama vizesiyle gelip burada iş aranabiliyordu. Şimdi tekrar onu yine gündeme getirdiler. İşte gelip burada 6 aylık vizeyle iş arayabiliyorsunuz. İş bulursanız da burada kalabiliyorsunuz. Üçüncü olarak da 26 yaşından küçük kişileri, yani yeni mezun kişileri buraya getirip burada Ausbildung dediğimiz mesleki eğitim yapıp 6 hafta okula gidip 6 hafta iş yerinde çalışıp, yani bizdeki meslek liselerinde yapılan sistem gibi iş öğretip mezun olduğunda da ona bir meslek belgesi, diploması vererek onları da burada iş hayatına dahil etmek istiyorlar. Aslında bu üç taraf en önemli kısmı. Bu yasa 1 Mart itibariyle geçti. Ama korona geldi. Koronadan dolayı alımlar durdu. Yani biz de alamıyoruz kendi şirketimize. Ama şu an için bu yasayla insanlar gelebilirler. Ama bu bir göç yasası değil. Bu nitelikli insanların gelip burada hemen aynı yaptığı işi yapmaya devam etmesini sağlayacak. Bunu çok önemsiyorum, bunu söylemek lazım. Evet. Çünkü insanlar beni arayıp biz gelip orada kafede çalışmak istiyoruz vesaire diyorlar. Yani bu şu demek, siz eğer İstanbul'da bir programcıysanız, mühendisseniz, bir business analistseniz, yani mesleğiniz neyse, berber de olabilirsiniz, aşçı da olabilirsiniz ama bir mesleğiniz olacak. Almanya'ya geldiğinizin ikinci günü bu işi yapmaya devam edeceksiniz. O yüzden nitelikli insan gücü diyoruz. Çünkü burada mesela aşçıya da ihtiyaç var, berbere de ihtiyaç var, mühendise de ihtiyaç var, doktora da ihtiyaç var, çocuk bakıcısına ihtiyaç var. Yani birçok sektörde elemana ihtiyaç var ama bunların hepsinin yetişmiş insan olması gerekiyor. Ve bunların da genellikle genç olması tavsiye ediliyor. Yani 50 yaşında bir kişinin buraya gelmesi daha zor ama genç yaşta birinin buraya gelmesi daha önemli. Çünkü gelip burada uzun yıllar vergi ödeyip, sigorta ödeyip devlete bir katkı sunması bekleniyor. Yani emekliliğe gelmiş kişiler arıyor beni mesela. Ama Almanya bunu istemiyor. Bunu istiyor ki genç kişiler gelsin. Hatta istiyorsa hiç vasfı olmasın ama 26 yaşından küçük olsun. Ben onları eğiteyim,
ve topluma entegre edeyim istiyor. Yasa bununla alakalı. Peki burada Almanca ne seviyede isteniyor? Gerekli mi veya bilmesi gerekli? Almanca lazım. Almanca herkese lazım. Ben söylüyorum, Almanca bilmeden Almanya'ya gelmek mantıklı değil. Yani en azından B1 seviyesinde minimum. Çünkü B1 seviyesi şu demek. Ben sokakta biriyle konuşabilirim demek. Ya da bir işimi halledebilirim. Eczaneden bir ilaç alabilirim. Postaneden bir mektup atabilirim. B1'in aslında seviyesi yeterli değil. Seviyesi sadece bu. Yani B1 ile iş yapamazsınız. Ama en azından gelecek kişinin bir B1'e kadar Almanca bilmesi lazım. Aksi halde burada çok zorlanırsınız. Çünkü burada herkes İngilizce bilmiyor. Bilse de konuşmak istemiyor. Böyle bir sıkıntı var. Dil önemli. Bazı meslekler için mesela doktor, hemşire, işte danışmanlar için mesela müşteriyle muhatap olacak kişiler için de B1, B2, işte olursa C1 bunlar gerekli. Peki başvuru için diploma denkliği isteniyor sanıyorum. Bu belgeler isteniyor. Burada danışmanlık şirketleri çok ciddi anlamda bir atak yapmış durumda. Çok da fazla ben ilanlarını da görüyorum. Adaylar peki bireysel olarak bunu halledemez mi? Yani illa bir danışmanlık şirketiyle mi devam etmek gerekiyor sizce? Aslında şöyle söyleyeyim. Nitelikli iş gücü yasasından da aslında bahsederek söyleyeyim. Normalde sizin başka hiç kimseye ihtiyacınız yok. Yani bu videoyu izleyecek bütün arkadaşlara bunu söylüyorum. Eğer yabancı diliniz varsa ki iyi bir İngilizceniz varsa bu yeterli olabilir ama iyi bir Almanca çok önemli. Siz kendiniz her işi yapabilirsiniz. Çünkü Almanya bu konuda ilgili birçok web sayfası açmış durumda. Ve ücretsiz yardım telefon numaraları var. B1 bilen bir arkadaş Almanya'daki bir kurumu arayarak ben üniversite denkliğimi yapmak istiyorum deyip gerekli evrakları alıp bunun başvurusunu kendisi yapabilir. Herhangi bir denklik gerekli mi? Bununla ilgili bir web sayfası var. Ben bunu size paylaşırım. Siz description'da isterseniz videoda yazarsınız. Burada diyor ki hangi diplomalar için ben denklik istiyorum. Çünkü eğitim sistemi farklı. Yani bizde mesela bir öğretmen biyoloji öğretmeni olarak mezun olup gidip biyoloji öğretmeni olarak çalışır. Buradaki öğretmenler iki branşta çalışıyor. Yani hem biyoloji hem coğrafyaya giriyor buradaki öğretmenler. Şimdi böyle farklılıklar olduğu için oradaki verdiğiniz mesleki eğitim buradakiyle uyuşmuyor. Bu noktada denkliğe ihtiyaç var. Ama bunu zaten kendiniz yapabilirsiniz. Siz bir internet sitesi üzerinden formu doldurup gönderip size gelecek bir şifreli maili açarak içerisindeki ne kadar ödemeniz gereken, işte hangi hesabı ödeyeceğinizi gösteren bir mailde bunları ödemesini yapıp işte 3 ay civarında bekleyip denkliğinizi kendiniz alabilirsiniz. Danışmanlık firmalarına gitmeye gerek yok. Yaklaşık 14.000 civarı bağlantı var linkinde, sürekli bana yazıyorlar. Ve bu işte dolandırıcılık da biraz işin içine girmiş durumda. Yani maalesef işte 1000 eurolardan 13.000 eurolara kadar para istendiğini duydum. Yani bunlara güvenmeyin arkadaşlar. Eğer siz zaten yabancılığınız yoksa, kendiniz bu internet sitesine girip okuyup anlayamıyorsanız, telefon açıp da neler yapmam gerekiyor diye soramıyorsanız bence Almanya'ya gelmeyin. Ama gelmek istiyorsanız da başkalarına güvenmeyin. Gördüğünüz her bilgiyi en az 2-3 kaynaktan teyit edin. Bu çok önemli çünkü danışmanlık adı altında aslında size sundukları şey çok büyük bir yardım değil. Size iş garantisi veriyorlar. Böyle bir garanti yok. Size blue card alırız diyorlar ama bakıyorum beni arayan kişi IT'ci değil, mühendis değil, 4 yıllık mezunu değil. Yani kafede çalışmak isteyen adam ben blue card'la geleceğim diyor ama böyle bir dünya yok. Yani benim mesela çok iyi IBM'de beraber çalıştığım IT'ci arkadaşım var ama mezuniyeti Almanca dili üzerine, yani IT üzerine değil. Ona bile blue card vermediler ki bu adam mühendis, IBM'de yıllarca çalışmış bir adam. Çok fazla bilgi kirliliği var ve danışmanlık firmaları ne kadar bu konuya hakim. Mesela ben 2 sene civarında Polonya'da blue card olarak çalıştım IBM'de. Şimdi 2 yılda geçkin bir süredir de Almanya'da blue card'da çalışıyorum. Bana sorsanız ben blue card'ın her sürecini biliyorum. Bir şey danışmanlığı yapmak için için içinden gelmek lazım, o işi biliyor olmak lazım. Bence kendileri bu konuda araştırma yapsınlar. Gerekiyorsa bana ulaşsınlar ama para kaptırmasınlar, rica ediyorum. Evet, bu çok önemli çünkü dediğiniz gibi yani belki hani bu işi hakkıyla yapan gerçekten danışmanlık firmaları vardır, onları tenzih ederim. Ama dediğiniz gibi bundan ciddi anlamda paralar kazanan, yani belli bir rayici olan şeyi 3-4 katına ya da 5-6 katına satan danışmanlık firmalarından uzak dursunlar. İbrahim Bey de burada yolu açmış oldu aslında. Sizleri direkt olarak kendisiyle iletişime geçmeniz konusunda. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Tabii. Şimdi danışmanlık ücreti
Tamam, onu anlarım. Hani bir kişi sizden danışmanlık ücreti istiyordur. Emeğinin karşılığıdır belki. Hani. Ama şu var. Denklik ücreti 100 ile 600 euro arasında değişen bir ücret. Bu aslında 5000 eurolara, 1500 eurolara bir şey değil. Ayrıca bu size özel bir şey. Yani siz mesela bilgisayar mühendisiyseniz işte atıyorum 300 euro bir ücret çıkıyor. Bunu ödüyorsunuz. Bunu zaten siz ödüyorsunuz. İşte doktor olur, dişçi olur, hani hemşire olur. Onun belki daha uzun sürüyordur süreci. Çünkü hani bir bilgisayar mühendisiyle doktor arasında bir sürü uzmanlık farkları var. Belki onun uzmanlığının denkliği uzun sürüyordur. 500-600 euro veriyordur. Ama yani burada bir form doldurup göndermek, sonra benim formum size ulaştı mı diye aramak, arada mail atmak lazım. Yani bunun dışında aslında danışmanlık firması işte buradaki İHFK FOSA'ya gidip de sizin adınıza bir başvuru yapmıyor. Sadece formu doldurup gönderiyor. Aslında bunu anlasa insanlar der ki ben kendim yapayım ya da yabancı dil bilen bir arkadaşıma, kuzenime, akrabama formu doldurup kendim göndereyim dese bunu zaten 300 euro yapacaklar. O yüzden buna çok dikkat etsinler. Tamam anlarım hani formu biri doldurur, sizin adınıza gönderir, onun için bir 100 euro, 200 euro bir şey verirsiniz. Hizmetidir. Emek vermiştir, evet. Size yardımcı olmuştur, evet. Ama işte 1500'ler, 5000 eurolar duyuyorum. Hadi çok zengin bir adam için önemli olmayabilir ama biz çok zengin bir ülke değiliz. Yani işi olmayan, işsiz ama Almanya'ya umutla gelmek isteyen bir mühendis arkadaşın gidip de 5000 euro vermesine gönlüm razı olmaz yani. Zaten o yüzden sizinle aslında iletişime geçtim diyebilirim. Almanya'da iş alım süreçleri nasıl işliyor? Yani iş başvuru portalleri var mı? En çok tercih edilen kaynak hangisi insan kaynakları tarafından? Şimdi Almanya'nın Kariyer.net gibi sitesinin adı Zing. Bu aslında Türkiye'de de vardı. Ben eskiden Türkiye'deyken de üyesiydim. En önemli bilinmesi gereken site. Buraya mutlaka bir profil açılmalı. Burada insan kaynakları uzmanları LinkedIn'de eklediğiniz gibi network'ünüze eklenmeli. Bu çok önemli. İkincisi LinkedIn burada yine önemli. Çünkü buraya gelmek isteyen çoğu kişi muhtemelen benim gibi İngilizce bilerek gelmek isteyecektir. LinkedIn'de daha çok bu kişilere hitap ediyor. Yani bir Alman'ın mutlaka Zing'de hesabı vardır. LinkedIn'de olmasa bile. Ama LinkedIn'de de işte international, uluslararası firmaların ilanlarını görürsünüz. İngilizcedir çoğu ama Almanca da ilanlar vardır. O yüzden ikinci tercihi de mutlaka LinkedIn'den yapmak lazım. Indeed.de diye bir site daha söyleyebilirim. Burada da işte bilgisayar mühendisi, business analyst, doktor gibi ilanların dışında işte mekaniker, elektronik uzmanı, bu tarz teknisyen işleri yayınlanıyor. O biraz daha lokal. O yüzden onu da mutlaka arkadaşlar incelesinler. Şimdi burada başvuru süreci şöyle. Başvuru süreci uzun. Bir kere siz telefon alıyorsunuz. Diyorlar ki sizle görüşmek istiyoruz. Müsait misiniz? İşte şu firmaya başvurmuşsunuz. Size 1-2 ay sonrasında randevu veriyorlar. Öyle hemen yarın gelin görüşelim. Çok zor. Burada her şey planlı. Ve bu yıl sonu işte Kasım Aralık gibi olmaz. Genelde Şubat'ta başlar ve yıl boyunca devam eder. Kasım Aralık Ocak aylarında bu işler durur. Çünkü herkes Silvestre'e gidiyor. İşte Christmas'a gidiyor. Bu işler yapılmaz. Ve hani bütçeler yıl içinde kullanılır. Ve burada başvurular biraz farklı. Burada Bewerbung dosyası denen bir dosya hazırlanıyor. Biz de ne yapıyoruz? Biz bir CV hazırlayıp hemen insan kaynaklarına mail atıyoruz ya da iş başvurusunu gönderiyoruz. Ama burada öyle değil. Burada cover letter dediğimiz bir niyet mektubu, ön söz yazıyoruz. İşte CV'mizi hazırlıyoruz. Eğer isterseniz sadece CV'nizi ve cover letter'ı gönderebilirsiniz. Ama bir şirkete başvuru yapacaksanız Bewerbung dosyası denen bir başvuru dosyası var. İşte bir sayfa kapağı var bunun. İşte ön söz olarak bir sayfa cover letter'ınız var. Sonra CV'niz var. Varsa denkliğiniz, işte dil sertifikanız, IT sertifikanız var. Bunların hepsini içine koyduğunuz bir dosya halinde başvurunuzu gönderiyorsunuz. Ben buna tek atımlı kurşun diyorum. Yani siz tamamen kendinizi bir seferde karşı şirkete kendinizi ifade ediyorsunuz, tanıtıyorsunuz. Bu çok önemli. Bunu hazırlarken de buna çok dikkat etmek lazım. Ben CV'leri görüyorum. Hakikaten üzülüyorum arkadaşlar için. Evet. Yani böyle bir sayfalık CV'ler hazırlıyorlar. İşte neden böyle yaptın diyorum. Elon Musk'ın CV'si böyle bir sayfaymış. Ben de aynısını yaptım diyorlar. Facebook fotoğrafı koyuyorlar. Bakın ben daha geçen gün bir video paylaştım. Bewerbung Foto diye burada fotoğraf hizmetleri var. Yani size CV'nizde, LinkedIn profilinizde kullanacağınız şekilde
profesyonel fotoğraf hizmeti veriyorlar. Almanlar buna çok önem veriyor. Facebook'tan, Instagram'dan ya da cep telefonu çekilmiş bir fotoğrafı lütfen CV'ye koymasınlar. Bu geri tepiyor ve CV'ye fotoğraf eklesinler. Ben bazen görüyorum işte cinsiyet ayrımcılığı olmasın diye fotoğraf eklemeyen arkadaşlar oluyor. Lütfen ekleyin, eleniyorsunuz direkt. Almanya'da o zaman elenmemesi yönünde aslında fotoğrafın. Çünkü farklı ülkelerde farklı şeyler olabiliyor. Yani dediğiniz gibi cinsiyet ayrımcılığı sebebiyle örneğin Amerika'da ben başvurulara bazen yardım ediyorum adayların. Ciddi anlamda hani fotoğrafı eklememelerini söylüyorlar orada. Mesela çok büyük kurumlarla da çalışıyoruz. Fotoğraf eklenmeyin diyor ama eklenmesin diyorlar. Ama Almanya'da anladığım kadarıyla fotoğraf ve ciddi böyle hazırlanmış bir portfolyo aslında. Aday portfolyosuna tabii ihtiyaç var. Yani okay. Burada iş kurumuna gidiyorsunuz. İş kurumu size nasıl iş aranır, nasıl CV yazılır, nasıl CV'de fotoğraf olmalı diye bir eğitim veriyor ücretsiz. Benim mesela bir arkadaşım harika, bununla ilgili bir eğitim aldı. Aynı fotoğrafı 3 defa çektirmek zorunda kaldı. Yani oradaki görevli, uzman demiş ki bu fotoğraf doğru çekilmemiş, tekrar çekilsin. Çünkü parasını zaten devlet ödüyor, düşünün. Ve hani tamam bu fotoğrafı alıp koyalım, bir şekilde kullanalım demiyorlar. Aynı fotoğrafı 3 defa çektirdiler ki ne zaman adayı doğru gösterecek şekilde bir yüz ifadesiyle iyi çekildiği zaman tamam artık bunu CV'ye koyabiliriz dediler. Bu kadar önemli. Yani gerçekten buna devletin de destek veriyor olması harika bir şey. Özellikle de ama hani devlet sadece buradakilere destek veriyor. Yanlış anlaşılma olmasın. Hani ben geleceğim burada böyle bir hizmet alacağım diye düşünmesinler. Anladım. Sadece Alman vatandaşlarına. Yok, hayır. Almanya'da olanlar. Mesela buraya geldiniz diyelim. Burada işinizi kaybettiniz. Arbeitsagentur yani iş kurumuna gidiyorsunuz. İş arama sürecinizde size destek oluyorlar. İşte harika. Mesleki eğitim gerekiyorsa, sertifika gerekiyorsa orada destek oluyorlar. Ama burada olmanız lazım. Yani buradayken gidip başvuru yapabilirsiniz. Aslında Türkiye'de de benzer bir sistem var. Yine burada da işkur danışmanları var. CV'lerin hazırlanmasına da destek oluyorlar. Burada da benzer bir uygulama var. Almanya'da da anladığım kadarıyla aynı şekilde. Ama orada biraz daha aslında Alman disiplinine sokulmuş durumda. Özellikle resimlere, her şeye çok dikkat ediliyor. Ve bir portfolyo dediğiniz gibi çok önemli bir hale geliyor. Peki burada özellikle işe alım aşamasında hani CV ve LinkedIn'in özellikle önemli olduğunu söylediniz. Hatta ATS'de kullanılıyordur. Bunun haricinde hani başvurularda böyle sıklıkla yapılan yanlışlar var mı sizin gördüğünüz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Herkes Almanya'ya gelmek istiyor. Çünkü ekonomi stabil, ekonomi sürekli büyüyor. Herkes buraya gelmek istiyor. Yani Avrupa Birliği ülkelerindeki insanlar da İtalya'dan, İspanya'dan ekonomik krizden kaçıp Almanya'ya gelmek istiyor. İşte Hindistan'dan, Uzak Doğu'dan da buraya gelmek istiyorlar. O yüzden bizim gerçekten başvururken iyi bir CV ile, iyi bir tecrübeyle başvurmamız lazım ki diğer adaylardan dolayı elenmeyelim. Yani burada bir HR mesela 100 tane CV alıyorsa bunlara ne kadar zaman ayırabilir? O yüzden CV düzgün hazırlamak çok önemli. Hani siz bir puanlama sistemi getirdi dediniz. Bu önemli çünkü bu buradaki Almanya'daki insan kaynakları uzmanlarının işini kolaylaştırıyor. Yani doğru CV olmadan kendinizi doğru ifade edemezsiniz. O kişi de size şans vermez. Yani bir Java uzmanı Java Enterprise Edition yazmak yerine üşenip GEE yazıyor. Ama eğer HR'daki kişi IT rekrütör değilse ya da yazılım rekrütör değilse bunun Java olduğunu anlamayıp sizin CV'nizi çöpe atabilir. Yani o yüzden evet, kendinizi biraz da karşı tarafın yerine koyup empati yapıp düzgün CV hazırlamak lazım. Belki bununla ilgili profesyonel destek almak lazım. Çünkü hani hakikaten Kariyer.net'teki profilini indirip bana CV gönderiyorlar. Bakıyorum üzerine Kariyer.net yazıyor. Yani böyle CV'ler geliyor elime. Gerçekten üzülüyorum. CV sizin olmazsa olmazınız. Kartvizitiniz gibi siz iyi bir CV hazırlamazsanız iş alamazsınız. Evet. Bir de mülakatlara da çok önem vermek lazım. Burada mülakatlar uzun sürüyor. Yani 3 mülakat da olan var, 7-8 mülakat olan da oluyor. Çünkü elemanları buraya getirmek zahmetli bir iş. Yani ben mesela Türkiye'den bir elemanla mülakata başlıyorum. Bu mülakatlar sonunda karşıdaki kişiyi buraya getiriyorum. O orada istifa ediyor. Mülakat süresinin dışında 3 ay onun ihbar süresini bekliyorum. Vizeye başvuruyor. Buraya geliyor. Almanya'da 6 aylık bir deneme süresi var. 6 ay ben bu elemanı deniyorum. 6 ayın sonunda eğer memnun kalmadıysam işten çıkarma hakkım var. 1 ay mülakat sürdü diyelim. 3 ay ihbar süresini bekledik diyelim. Bu sürede de vize aldı diyelim. 4 ay. 6 ayda bunu denedik. Etti size 10 ay. 10 ay sonra dedik ki hayır biz bu elemandan gerçekten istediğimiz verimi alamıyoruz. Sonra tekrar bir eleman aramaya başladık. Bu sefer onunla bir 4 ay sürdü. Onu buraya getirmek 14 ay oldu.
Onun bir 6 ayı daha var. Yani gerçekten çok iyi eleman seçiyorlar. Hani arkadaşlar diyor ki neden biz seçilmiyoruz? İşte bize bir ırkçılık mı var? Ben çok başvuru yapıyorum. 180 başvuru yaptım, hiç geri dönen olmadı. İşte bu tarz seçimlerde çok dikkat ediyorlar. Yani benim yıllarca Turkcell'de hizmet verdim ben. Turkcell'den tanıdığım çok yakın bir Java'cı arkadaşımı mülakata aldılar. Referans oldum. 7. mülakatta elendi arkadaş. Kötü bir insan mıydı? Hayır. Adam yıllardır ben işine güvendiğim için zaten referans oldum. Turkcell'de yazılım geliştiriyordu. Ama dediler ki biz başka bir adayı tercih ettik. İş bulmak bu kadar zor. O yüzden biraz dikkat etmek lazım. Aslında biraz mülakatlara da girdiniz. Onun öncesinde şunu da sormak istiyorum. Yani burada mesela KVKK gibi bir kanun var ciddi anlamda gündemde. Orada da GDPR sorunu var. GDPR sebebiyle Almanya'da böyle CV'de olmaması gereken bilgiler var mı? Yani neyi eklemesinler CV'lerine? Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. GDPR'dan dolayı sizin bir CV'nizi uzun süre saklayamıyorlar. Siz alıp bir CV'yi bir HR'a kendi elinizle gönderemiyorsunuz. Bunun tamamen elektronik ortamda olması lazım. Bir kabul beyan metni olması lazım. Bunun dışında sizin CV'ye yazarken dikkatli olmanız lazım. Yani işte evli ve iki çocuklu bir kişi, bu bizi ilgilendirmiyor. Yani bu tamamen sizin özel hayatınız. Böyle şeyler yazmamak lazım. Adresini posta kutusuna kadar, işte evinin dairesine kadar yazanlar var. Böyle şeyler gerek yok. Size nasıl ulaşabilecekler? İşte bu bir mail olur, bir telefon numarası olur. Eğer mesela araba kullanmayacaksanız, işiniz sizin müşterileri ziyarete gerekmiyorsa ehliyetinizi bile yazmanıza gerek yok. İşte askerlik durumunu yazıyorlar falan. Hani burada özet bilgi vermek lazım. Yani kimsiniz? Size nasıl ulaşabiliriz? Yani bu tarz bilgiler verip çok fazla üzerine o detaylara girmemek lazım. Çünkü hepsi sizin özel hayatınız. Yani cinsiyeti bile yazmanıza gerek yok. Yani burada işte cinsiyetiniz ya da cinsel tercihiniz bile hiç kimsenin umurunda değil. Yeter ki işi yapın, verilen görevi hakkıyla yapın, onu istiyorlar. O yüzden özet bilgi koymak lazım. Aynen, dediğiniz gibi aslında biraz toparlayacak olursam da özellikle şeye de vurgu yapmak istiyorum. Java konusunda verdiğiniz örneğe. Mesela ben de hani mümkün olduğunca GEE yazdıysa yanına Java Enterprise Edition'da eklemesini öneriyorum. Çünkü dediğiniz gibi ATS'ler de aslında kelime bazlı zaten aramalar yapıyor. Dolayısıyla burada da ne kadar fazla o kelimeler yakalanırsa bu sistemlere o kadar çok şansınız oluyor. İnsanın önüne gelip kendinizi gösterebilme şansına sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla CV'nin dolu olması, detaylı olması özellikle Almanya için ciddi anlamda böyle bir hazırlık yapılması gerektiğini anlıyorum ben anlattım. Şöyle bir şey ekleyeyim isterseniz. Buyurun. Şimdi normalde web sayfalarının Google'da bulunması için Search Engine Optimization dediğimiz bir SEO sistemi var. Yani sitenize öyle güzel kelimeler yazacaksınız ki bir kişi internette o kelimeyi aradığında sizin sitenizi bulsun. Bu CV için de geçerli. Yani CV'de de gerçekten kendinizi iyi ifade etmeniz lazım. Ve üslubunuza da çok dikkat etmeniz lazım. Cover letter'ı mesela gereksiz görüyor arkadaşlar. İşte şey yazmış mesela, "Hi, I found your advertisement on LinkedIn" diye söze başlamış. Gerçekten CV'ye yazdığımız her kelimenin hakkını vermemiz lazım. Gerekiyorsa bununla ilgili destek almak lazım. Çünkü biz bu işi gerçekten millet olarak bilmiyoruz. Bu konu çok önemli. Tüm aşamaları geçtiler diyelim ki ve mülakata geldiler. Peki mülakatta nelere dikkat etsinler? Şimdi öncelikle mülakata hazır gelmeleri lazım. Firmayı araştırsınlar. Bu firma hangi sektörde çalışıyor? Bu firma ne iş yapıyor? Yani bunu gelip orada sormasınlar. Bu çok kötü bir intiba bırakıyor. Yani pozisyonu araştırsınlar. İşte ben ITIL uzmanı, IT Service Manager arıyorum. Hani mülakatta diyorum ki hiç duydun mu? Bunu araştırdın mı? Hayır diyor. Ben bunu daha ilk defa duyuyorum diyor. Ama başvurmuşsun sen bu pozisyona, gelmişsin, mülakata girmişsin. Ama sen hiç bugüne kadar ITIL framework'ü nedir diye araştırmamışsın. Bir kere bunu hazır gelsinler. İkincisi tutarlı olsunlar. Şunu unutmasın arkadaşlar. Almanlar hiçbir şeyi unutmaz. Sadece ihtiyacı olacağı güne kadar bunu bir yerde saklar. Sizin mülakatta söylediğiniz her bir şey ileride karşınıza delil olarak gelecektir arkadaşlar. O yüzden orada atmasınlar, tutmasınlar. Gerçekten çok tutarlı olsunlar ve kendilerini doğru ifade etmeye çalışsınlar. Yani stres yapmaları normal. Desinler ki hani stres yaptım, bir dakika mola vereyim. Bunlar çok normal şeyler. Ama dediğim gibi bu kişiler mutlaka gelip tutarlı olsunlar. Biliyorsunuz bizde merhaba, hoş geldiniz, nasıl geldiniz, rahat geldiniz mi gibi bir ön konuşma olur. Almanlar bu konularda çok uzmanlar. Size soru sorarlar. Siz de başlarsınız anlatmaya. Duygusal olmamak lazım. Kısa, öz, net olmak lazım. Sorularının dışında çok fazla aşırı bir şeye kaçmamak gerekiyor. Almanların espri anlayışı bizimkinden farklı.
Yani şaka yapmasınlar, espri yapmasınlar. Bazen görüyorum stresli durumu yumuşatmaya çalışan arkadaşlar oluyor. Bunlara bence hiç girmesinler. Maaş konusunu gelmeden önce mutlaka araştırsınlar arkadaşlar. Çünkü maaş beklentisi sorulacak. Bunu araştırsınlar. Bunun için Kununu var, Glassdoor var, internette birçok web sayfası var. Bunları araştırsınlar. Piyasada kendi tecrübesinde, kendi pozisyonunda çalışan ortalama maaşları baz alıp işte onun 3 aşağı 3 yukarısını bir aralık versinler. Desinler ki ben işte 55 ile 65 arasında bir maaş almak istiyorum. Araştırdım. Piyasadaki ederi bu. Siz ne vermeyi düşünüyorsunuz? Sizin skalanız nasıl? Yani zaten karşı firmanın skalası 70 ile 80 arasıysa size kalkıp da 55 teklif etmez. Ama bunu sizin gelmeden önce bilmenizi beklerler. Çünkü size bunu sorarlar. Sizin verdiğiniz rakam çok uçuksa, geçen bir arkadaş geldi dedi ki ben 5000 netin altına çalışmam dedi. Yani dedim ki bu pozisyon 5000'lik pozisyon değil. Almanya'da 5000 almak için direktör olmak lazım. Giriş seviyesinde bunu alamazsınız. Yani bu mümkün değil. Böyle beklentilerle girerlerse mülakata kadar gelmiş olsalar bile mutlaka kaybederler, elenirler. Şunu da unutmasınlar, bir Hintli, bir Uzak Doğulu siz 50'ye çalışırken mutlaka 35-40'a evet diyecektir. Rekabet olacaktır. Bunu da göz önünde bulundursunlar. Bir de soru sorsunlar. Benim aldığım notlardan bir tanesi de bu. Tamam, teşekkür ederim. Mülakatınız bitti. Aklımda bir soru olursa ben size tekrar döneceğim demek yerine orada sorgulasınlar. Bir eğitim bütçesi var mı? Bir kariyer peti çizildi mi? Ekipte kimler var? Kaç kişi var? Bunlar aynı lokasyonda mı yoksa dağınık ofislerde mi çalışıyor? Merak ettiğiniz şeyleri sorun. Bunu da mülakatlara hazır olarak gelin. Benim en büyük tavsiyelerim bunlar. Çok güzel tavsiyeler. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Mülakatı da geçtiler. Diyelim ki artık iş teklifi alacaklar ya da bu tarafta artık gerçekten çalışmayı kafalarına koydular. Peki Almanya'da yaşam şartları nasıl? Yani ev kiraları, sosyal yaşam, maaş dengeleri, bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi Almanya sosyal bir devlet. O yüzden maaşlar, gelirler dengeli. Yani bir işçiyle bir mühendis arasında uçurum yok. Yani Türkiye'de asgari ücret 2000 lirayken işte iyi şirketlerde 10-12 bin liraya çalışan mühendisler var. Arada çok büyük bir uçurum var. Ama Almanya'da böyle bir uçurum yok. Almanya'da bir fabrika işçisi 2000-3000 euro kazanırken bir mühendis de 2500-4000 kazanıyor. Yani aslında bunlar 3000'de bir yerde kesişebiliyorlar. Bu yüzden Almanya'da hayat şartları çok dengeli. Eğer bekar bir insansa işte 500 ile 1000 euro civarında bir kira gideri olur. Ama evli bir kişi ise 1000 ile 1500 arasında değişen bir kira gideri olur. Ve geri kalan parayla kişiler geçinebilir. Buradaki en büyük fark şu olur. Sizin bir mühendis olarak bir işçiden alacağınız fark işte atıyorum 500 ya da 1000 euro gibi bir fark olur. Ama bu gerçekten büyük bir fark. Yani şöyle düşünün. Bugün 0-1 BMW arabayı leasingle alıp 200 euro taksitle bu arabaya binebilirsiniz. Yani bunu fabrika işçisi de 1000 lira kira ödedikten sonra 200 liraya gidip bu arabaya binebilir. Bir mühendis de 1500 lira kira ödedikten sonra 200 euro vererek aynı arabaya binebilir. Yani insanlar arasında yaşam kalitesi olarak çok uçuk bir fark yok. Ama mühendisseniz 200 vermezseniz 500 verirsiniz, Porsche binersiniz. Gelir adaletsizliği olmadığı için yaşam standardı konusunda bir kaygınız olmaz. Yani bir fabrika işçisi de bugün Uzak Doğu'ya tatile gider. Bir mühendis de Uzak Doğu'ya tatile gider. Burada gelir seviyesi eşit. Kiradan bahsettim, yaşamdan bahsedeyim. Yani bekar bir kişi için ortalama 400-500 euroya siz bütün hayatınızı yaşarsınız. Bunun içerisinde yemeğiniz, gezmeniz, tozmanız, sosyal hayatınız, kurslarınız, her şey var. Aile içinde diyelim ki çocuklu bir aile içinde bu 1000 euro civarında olur. İşte bunun mutfak masrafı, çocukların zaten okulları bedava, kursları bedava, çocuk yardımı var. Burada her halükarda 2000 euro, 2500 euro alan bir insan Almanya'da geçinebilir. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Geçmişe döndüğünüzü düşünün. En çok zorlandığınız konuları düşünerek de Almanya'ya gelmek isteyenlere 3 tane öneri vermenizi isteyeceğim. Şimdi benim ilk önerim her zaman için yabancı dil olacak. Eğer Almanca bilmiyorsa arkadaşlar mutlaka Almanca öğrensinler. Türkiye'de bir kursa gitsinler. En azından B1 seviyesi bir Almanca öğrensinler. Buraya geldikleri zaman bana dua ederler, öyle söyleyeyim. Hı.
buraya yabancı diliyle olmadan gelen insanlar sıkıntı yaşıyorlar. Yani ben hayatımı yıllardır İngilizce konuşarak kazanıyorum. Yani IT sektörüm ama İngilizce konuşuyorum 24 saat. Ben bile Almanya'da zorlandım. Çünkü insanlar İngilizce biliyorlar ama İngilizce konuşmak istemiyorlar. Çekindiğinden olabilir, İngilizcesi kötü olduğundan olabilir. Siz yabancı olduğunuz için sizle konuşmak istemiyor olabilir. Birinci öncelikli tavsiyem lütfen Almanca öğrenin. Kendinizi ifade edebilecek kadar. En azından A2, B1. Hani yapabiliyorsanız B1'den aşağıda Almanya'ya gelmeyi düşünmeyin. Aslında gerisi teferruat. Yani ikinci, üçüncüsü Almanca kadar önemli değil. Çok araştırın. Sadece bir kişiden ya da bir danışmanlık şirketinden ya da bir internet sitesinden duyduğunuz bilgilere güvenmeyin. Ben bilginin ücretsiz olması gerektiğine inanıyorum. Yani bilgi bir yerde durmalı, kişiler onu okumalı. Ama tecrübeler de çok önemli. O yüzden blog yazılarını, videoları izlesinler. Her şey güzel değil Almanya'da. Bunu bilerek gelsinler. Hayat gerçekten Almanya'da zor. Yani sadece iş bulmak değil, sadece basit bir ev bulmak bile çok zor bir iş. Bunu göze alarak gelsinler. İkinci tavsiyem bu. Çok araştırıp çok okusunlar. Üçüncü tavsiyem de empati yapsınlar. Eğer bir şirkete başvuruyorsanız, şirketin sizi neden değerlendirmesi gerektiğini siz önce kendiniz bir düşünün. Ona göre kendinizi geliştirin. Sertifika çok önemli. Sertifika alabiliyorsanız sertifikalar alın. Yani Almanya'ya okumaya gelmiş ama okulu bırakmış. Buradaki iş kurumunun gönderdiği eğitime gidip bir Oracle sertifikası almış bir arkadaşım var. Şu an o sertifika sayesinde Almanya'da kalıp çalışabiliyor. Sertifika çok önemli. Dediğim gibi empati yapın. Yani karşıdaki kişi sizi neden alsın? Bunu anlayarak, kendinizi o kişinin yerine koyarak bir CV hazırlayıp, kendinizi ona göre eğitip öyle gelsinler. Benim ilk 3 tavsiyem bu olur. Ben çok teşekkür ediyorum bu sohbete katıldığınız için de. Bizi kırmadınız, geldiniz. Bu değerli bilgileri, tecrübeleri bizlerle paylaştınız. Gençlerle, yeteneklerle paylaştınız. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere tekrar. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bye bye.